meslektaşlarımız, değerli katılımcılar. Bugün Ankara Barosu bünyesinde İdari ve Vergi Hukuku Kurulu olarak düzenlediğimiz panele hoş geldiniz hepiniz. Sağ olsun özellikle Profesör Mustafa Akkaya hocamızın bu panelin hazırlanması, bütün etkinliğin düzenlenmesi kendisine aittir. Baromuzla bu etkinliği paylaştıkları için hem Mustafa hocamıza hem de diğer katılımcılara öncelikle baştan teşekkür etmek istiyorum ben. Hem baromuz adına hem de kurul adına böyle bir etkinliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Bugünkü etkinliğimiz vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çıkmış olan bir yasanın getirdikleri üzerine. Biz tabii idare ve vergi kurulu olarak mümkün olduğu kadar yapılan yasal değişiklikleri takip etmeyi ve sizlerle de bunlara ilişkin gelişimleri, uygulamaları bütün uygulayıcı meslektaşlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki malum olduğu üzere çok yoğun bir şekilde yasa değişikliklerinin yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Sıkça yasa değişiklikleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda birçok şeyi kaçırabiliyoruz tabii. Ama özellikle vergi alacaklarının yapılandırılması sadece müvekkili olduğumuz kişiler bazında değil, aynı zamanda avukat olarak vergi mükellefi olmamızdan kaynaklanan yönüyle de bizi ilgilendiren bir boyutu var. Değerli katılımcılar bu hususlara mutlaka değineceklerdir. Özellikle avukatların vergisel yükümlülükleri noktasında sıkça karşılaştığımız, ücretini tahsil edemediğimiz alacakların KDV'sinin ödenmesi meselesi vardır. Bu zaman zaman meslektaşlarımız için sıkıntı yaratan bir konu. Acaba bu yapılandırma kapsamında matrah arttırma suretiyle bu sorunu giderebilir miyiz? Sayın katılımcılar eminim ki bu konulara değineceklerdir. Bu anlamda özellikle zaman zaman biliyorsunuz bu yasalar çıkıyor. Şu anda mevcut yasanın belirli bir süresi olduğu için biz bunu sürede olmadan yapmaya çalıştık. Bilmiyorum hocam uzatma yolunda bir eğilim var mı? Genelde oluyor çünkü ama o yüzden güncelliğini devam ettirecek bir konu diye düşünüyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan asıl bu panelin emekçisi, hazırlığını yapan hocamız Mustafa Akkaya Hoca'ya sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Kanun niteliği taşıyor. İki boyutu var. Bir ekonomik boyutu, yararlanıcılar işte buna ilişkin bir maliyet fayda analizi yapacaklar. Terimi bilerek kullanıyorum maliyet fayda analizini çünkü çekincelerim var. İkinci boyutu da sonuçta bir hukuki metin söz konusu, bir yasa metni söz konusu ve biz hukukçuların sürekli şikayet ettiği hatta bazen abartıyor muyuz diye düşündüğü bir husus. Maalesef mali mevzuatla ilgili yasal düzenlemelerde sıkça karşılaştığımız yasalaştırma tekniği bakımından, terminoloji bakımından ve ifadeye ilişkin hususlar yasanın uygulanması noktasında ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Ve şunu söylemek herhalde çok yanlış değil. 6736 sayılı yasada maalesef öncekilerde olduğu gibi buna ilişkin yani önceki bahsettiğim hususlara ilişkin eksiklik ya da boşlukları da bünyesinde barındırıyor. Bu anlamda bunu en azından hukukçu gözüyle bir gözden geçirmek istedik. Tabii Almanların bir özdeyişi var. Yaşamda iki gerçeklik var. Birisi vergi, diğeri ölüm diyor ama galiba Türkiye için çok geçerli değil.
Biz final ve sonuç kısmıyla ilgiliyiz herhalde. Hukukçuların vergiye ilgisine olan sistemlerimi de ifade ederek çok da sözü uzatmadan. Şimdi şöyle bir planlama yaptık akış içerisinde. Hatta salondaki ilgi durumuna veya yöneltilen bir soru olursa bir soru cevap biçiminde soru cevaba da bir kısa zaman kalsın isterim. Sayın Doktor İnci Solak Akman, 6736 sayılı yasanın yasalaştırma tekniğine uygunluğu, af yasası, terminoloji ve hukuki perspektiften belli sorunlara başlıklar halinde değinecek. Mustafa Dündar Yeminli Mali Müşavir, hukuki boyuta geçmeden önce yasanın işleyişine ilişkin bize kendisini çok yorduk ama kısalt sağ olsun. O bize bir 15-20 dakika içerisinde yasanın bütününe ilişkin bir şeyi çerçeveyi çizecek. Sayın Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Bayar hocamız da ihtilaflı vergi alacaklarına ilişkin bir aydınlatma ve oradaki problemler. Son olarak da Sayın Bereket'in işaret ettiği matrah artırımı noktasında da Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ertuğrul Akçıoğlu bize bir sunum yapacaklar. Ben sözlerimi bitirmeden önce İdare Hukuku Vergi Hukuku Kurulu Başkanı Sayın Bereket'e teşekkürlerimi sunuyorum. Baro'ya teşekkürlerimi sunuyorum ama asıl teşekkürüm veya hepsiyle birlikte tekrar sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir iş gününde zaman ayırıp geldiğiniz için. Evet Sayın Dündar, söz sizin. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. 6736 sayılı kanun bizim ülkemiz açısından 5 yılda bir kılınan bayram namazına benzemeye başladı. 6111 sayılı kanun ile biliyorsunuz 2011 yılında önemli bir kapsamlı hatta bir af kanunu çıkarılmıştı. Bu kanunun hemen hemen bir benzeri 6736 sayılı kanun olarak geldi. Arada çok küçük nüans farkları var. Uygulamada da genellikle biz uygulamacılar eğer bir problem varsa, düzenlenmediyse 6111 sayılı kanunun tebliğlerine, o dönemde çıkarılan iş genelgelere de giderek sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama uygulaması 6111'in birebir benzeri halinde Sayın Bakanlığımız bunu sürdürmekte. Hatta şunu da söyleyeyim. Mükellef olarak vergi dairesine gittiğinizde ya da bir amme borçlusu olarak size ödeme tablosu hazırlanıyor. Bu ödeme tablosunda sütunlara bakın. Sütunlarda 6111 sayılı kanun yazıyor. Dolayısıyla 5 yıl önce çıkarılan kanundaki bilgisayar programının aynen uygulandığını, hatta o değişikliğin bile gözden kaçtığını görebiliyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler nasıl oldu ülkemizde? Bu bir efsane olarak geçen yıl konuşuluyordu. Bu ülkede işte matrah artırımı gelecek, af gelecek. Efsane nihayet Temmuz ayında tasarı haline geldi. Ağustos ayında da yasalaştı. Bununla ilgili olarak bugüne kadar yapılan düzenlemeler nedir? Şu ana kadar 3 tane ana başlık adı altında bugün çıkan hariç, onu da buraya tabii koyamadık, bugün yayınlandı. 19 Ağustos'ta kanun yayınlandı, 23 Ağustos'ta bu kanunun uygulama tebliği yayınlandı. 2006'ya bir sayılı iş genelge yayınlandı. Bugün de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde matrah artırımda bulunan mükelleflerle ilgili olarak özel esaslardan çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin bir sirküler yayınlandı. O da bugünkü internet sitesinde yer almaktadır. Uygulaması nasıl yürütülmekte? Özellikle uygulamada esas alınan Maliye Bakanlığı yönünden kanun hükmü değil, çıkardığı tebliğ ve iş genelgelerdir. Ve ayrıca bunların elektronik ortamda takip edilmesi
nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname programı gibi programlar çerçevesinde elektronik ortamda da form açısından, formların dizaynı, doldurulması gibi işlemler yönünden de orada da yasa dışına çıkan uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Peki ekonomik açıdan neler getiriyor? Getirdiği kolaylıklara baktığımızda genel olarak idari para cezalarına yönelik bir düzenleme içermektedir temel özelliği. Bu vergi ziya cezalarını tamamen kaldırmakta bu kanundan yararlananlarda. Usulsüzlük cezalarında ise alacağın bulunduğu aşamaya göre oransal indirim uygulamaktadır. Keza gümrük vergisi açısından da aynı uygulamayı sürdürmektedir kanunda. İkinci kolaylık taksitlendirme imkanı getirmektedir. Genel olarak 6, 9, 12, 18 aylık taksitler söz konusudur. Sadece kanunun 4. maddesinde kesinleşmemiş tarihat safhasında olan alacaklarda ise taksit süresi 6 ayla sınırlandırılmıştır. Bir üçüncü kolaylık da gecikme faizinin hesaplanmasında ya da gecikme zammının hesaplanmasında 6183 sayılı kanunda yer alan aylık %1.40 oranı yerine yurt içi üretici fiyat endeksindeki aylık değişim oranı esas alınmaktadır. Buna baktığımızda sağlanan ekonomik kolaylık 2010 ile 2016 yıllarında yurt içi fiyat endeksindeki, üretici fiyat endeksindeki 6 yıl 8 aylık toplam değişim %45,88'dir. Bu sürede gecikme zammı oranı %1,40'tan hesapladığımızda ise yaklaşık %98'dir. Yani faizlerde bir %50 oranında indirimle karşı karşıya kalınmaktadır. Hatta negatif çıkan aylarda da tabloda da görüldüğü üzere o aylarda negatif olarak dikkate alınmaktadır. Eğer sonuç negatif çıkarsa faizin hesaplandığı dönemde bu değişim oranlarının toplamı o takdirde sıfır kabul edilmektedir uygulamada. Süre yönünden kanunda getirilen süreler genel olarak vergiyle ilgili alacaklar yönünden süre 31 Ekim 2016'dır. Ancak 4. madde kapsamında yararlanılan durumlarda ise süre dava açma süresinin son günü olarak belirlenmiştir. İlk taksit ödemesi de tebliğ izleyen ayın son günüdür. Bu yine SGK alacaklarında süre 31 Aralık 2016 olarak belirlenmiştir. Yine şeylerde işletmede bazı kayıtların düzeltilmesi işlemlerinde süre 30 Kasım'dır. Yine yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, işletmeye konulmasında da süre 31-12-2016'dır. Dolayısıyla süreler yönünden madde bazında kanun değişiklik göstermektedir. Süre uzatımı yönünden de Bakanlar Kurulu'na ilk taksit ve başvuru süresini bir ay uzatma konusuna yetki verilmiştir. Bu yetkiyi Bakanlar Kurulu kullandığı takdirde bir ay uzayabilecektir. Ama bir yasal değişiklik yapılmaz ise bunun en son süresi genel olarak 31 Ekim olanlarda 30 Kasım'da sona erecektir. Kanunun kapsamına neler alınmıştır? 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamına giren her türlü vergi resmi varışlar bu kanun kapsamındadır. Yine kanunun birinci maddesinin B fıkrasında sayılan idari para cezaları, işte trafik para cezası gibi, seçimlerde oy kullanmamadan kaynaklanan cezalar gibi. Yine 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen bazı alacaklar, örneğin ecri misil alacakları gibi kanunda sayılan ve 5510 sayılı kanun kapsamına giren borçlar ve gümrük kanunu kapsamında doğan borçlar da kapsama alınmıştır. Vergiler dışında işletme kayıtlarının düzeltilmesi olarak ifade ettiğimiz kasa hesaplarının, ortaklar cari hesaplarının, işletme stoklarının, varlıklarının düzeltilmesine yönelik mükelleflere kolaylık tanınmıştır. Örneğin işletmede fiilen olan bir malın kayıtlarda yer almaması halinde bunların kayıtlara alınma imkanı getirilmiştir. Ya da işletmenin kayıtlarında olduğu halde stoklarında fiilen bulunmayan malların işletmeden çıkarılmasına ilişkin kolaylıklar getirilmiştir.
Yine demin bahsettiğimiz üzere gümrük kanunu kapsamındaki borç ve borçlar ile alacak cezalar için de kolaylıklar getirilmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında yurt dışında bulunan nakit ya da işte menkul mal niteliğindeki bazı varlıklar ile yine taşınmazların Türkiye'ye getirilmesi, transfer edilmesi, kayıtlar alınması ya da şahsi hesaplar alınması durumunda da bir takım kolaylıklar sağlayan düzenlemeler vardır. Ama varlıkların Türkiye'ye getirilmesi halinde herhangi bir vergi alınmamaktadır. Bunlarla ilgili olarak bir inceleme ya da bir soruşturma yapılmayacağı konusunda yasada kısmi bir güvence de verilmiş bulunmaktadır. Yani bunun getirilmesi bir vergi incelemesi yapılmasına engel değildir. Getirilen varlıkların nedeniyle bir soruşturma yapılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır diyelim özetle. Yine belediyelere ait sudan kaynaklanan alacaklar için de bir kolaylık getirilmiştir. Belediye vergileri kanunu kapsamında da yine 1-2 maddesi hariç bu kapsama alınmıştır. Vergi kanunlarıyla ilgili düzenlemelere baktığımızda bunların genellikle 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerde düzenlendiğini, ortak hükümlerde de buna ilişkin düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Bir kere demin hocamın da bahsettiği üzere kanunda, bu kanunda geçen vergi tabiri şu şekilde tanımlanmıştır. 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçlar. Yine yasada ve tebliğde ayrıca bu belirtilmiştir. Beyanname tabirinden de vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimler girmektedir. Buradaki kastedilen bildirim sürekli olarak bilgi vermek amacıyla mükelleflere yüklenen ödevlerin nedeniyle verilmesi gereken bildirimler, ayrıca bunun dışında kalan kanundan doğan bildirimlerin süresinde verilmemesi halinde kesilen özel hususluk cezalarını ilgilendiren bildirimlerdir bunlar kastettiği. Tarih olarak da buradaki tarihimiz 36-2016 tarihinden önceki işlemleri kapsar işlem olarak. Bu kimi zaman vergilendirme döneminde durum değişebilmektedir. Örneğin matrağı artırımında 36 değil 31-12 tarihe esas alınmaktadır. Kanunun içindeki bu özel düzenlemeler dışında 36-2016 tarihi itibariyle doğmuş ya da doğmakta olan, yani inceleme safhasındakileri kastediyorum doğmakta olanla, borçlar ya da tarihata konu işlemler bu kanun kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu niteliği itibariyle de kanun geçici nitelikte bir kanun olarak da değerlendirilmemelidir. Örneğin 4. madde kapsamına giren işlemlerde vergi incelemesi 36-2016'dan önce başlamış ve mükellef matrağı artırımda bulunmamış ve inceleme devam etmekte ise bu inceleme sona erdiğinde de bu kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Örneğin 1 Haziran 2016'da başladı. İnceleme 31 Mayıs 2017'de sona erdi. 30 Eylül 2017'de de tebligat yapıldı. Yani vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edildi. Bu mükellef de yararlanabilecektir. Dolayısıyla bazı hükümleri geleceğe etki eden, gelecekte de uygulanacak hükümler içermektedir. Vergi yönünden kanun sistematiğinde kesinleşmiş alacaklar, 2. madde vergiyle ilgili gümrük vergileri de dahil olmak üzere, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar 3. madde, inceleme ve tarihat safhasında bulunan alacaklar da 4. maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Burada da bunların bulunduğu safhayı 19 Ağustos tarihi itibariyle dikkate alıyoruz. Yani bu tarihten sonraki işlemler kanunun uygulanmasında dikkate alınmıyor. Yani bu tarihten önce işte dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş ya da uzlaşma talep edilmiş, uzlaşmaya gidilmemiş gibi oradaki duruma esas almamız gerekiyor. Ana başlıkları itibariyle yine kapsamda 5. maddede matrah ve vergi artırımı. Bu terminoloji kafayı karıştırabilir. Matrah artırımı gelir ve kurumlar vergisi için kullanılmış. Vergi artırımı ise gelir ve kurumlar vergisi dışında kalan katma değer vergisi, kurumlar ve gelir vergisi kanununa göre vergi sorumlusu sıfatıyla yapılması gereken
vergi kesintisi ya da stopajları kapsamaktadır. Katma değer vergisi yönünden vergi artırımını kullanıyoruz ama yıllık gelir ve kurumlar vergisi yönünden ise matra artırımını kullanıyoruz. Yani kanundaki terminoloji bu şekilde tanımlanmış. İdarede işlemlerde buna esas alıyor. Yine işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması. Ortak hususları nedir? Uygulama yönünden dikkate alınması gereken husus, kanun yayımından önce ödeme yapılan